Önce Akar, ardından Önal'la görüştü. Son durak İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı ofisi oldu. Ankara, 17 Ekim mutabakatını hatırlattı, PKK-PYD'ye karşı mücadelede kararlılığını yineledi. Amerikan tarafına bölgedeki artan gerilime ilişkin endişeler iletildi. ABD ile İran gerilimi artarken ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de önemli temaslarda bulundu. Jeffrey'in ziyareti 8 Ocak'ta yapması öngörülüyordu. ABD'nin Kasım Süleymani suikastini yapmasının ardından görüşmeler 10 Ocak'a ertelenmişti. İlk görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda yapıldı. Bakan Hulusi Akar, Jeffrey'i kabul etti. Jeffrey ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede İdlib'deki durum başta olmak üzere Barış Pınar Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler masaya yatırıldı. Anayasa Komitesi çalışmaları kapsamında siyasi sürece ilişkin konular ele alındı. İkilinin Irak'taki son gelişmeler ve Libya konusunu da ele aldığı belirtildi. Jeffrey'in son durağı İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisi oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmede Kalın, 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Görüşmede ayrıca IŞİD ve PYD-PKK başta olmak üzere tüm terör unsurlarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca bölgede artan gerilim ortamının çatışmaları artırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri dile getirildi.